tecrit politikalarının sadece Kürt halk önderine uygulan bir politika olmadığını, sadece Kürtlere uygulan bir politika olmadığını, mevcut şu an Türkiye'de yaşanan temel bütün sorunların temelinde Kürt sorununa yaklaşım ve Sayın Öcalan'ın yaklaşımla tamamıyla ilintili olan bir durumdur. Biz şunu diyoruz, gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyorsanız işte muhatap Sayın Öcalan'dır. Sayın Öcalan'ın özgürlük koşullarına, fiziki özgürlüğüne kavuşup bu süreçte muhatap alınarak sorun çözülmesi gerekiyor. İşte ekonomik kriz var, hukuksal kriz var, toplumsal kriz var, ekolojik kriz var. Savaş politikalarıyla bu ülke yönetilmeye çalışıyor ve insanların bugün Türkiye'de toplumun hangi noktada olduğu net olarak görülebiliyor. Ya da Türkiye'nin genel anlamda hukuksal, işte eğitsel, sağlık bir bütüne baktığımızda nasıl bir durumda olduğu net olarak görülebiliyor. Dolayısıyla bütün bunların çözümü nettir. Kürt soruna yaklaşım ve Sayın Öcalan'a yaklaşımdır. 2013 yılında hatırlarsanız o dönemde gelişen o çözüm süreciyle, barış masasıyla aslında Türkiye'de Türkiye'nin hayli demokratikleşebileceği, bütün halkların bir arada yaşayabileceği, Kürt sorunu çözülebileceği, artık savaşın gerçekleşmeyeceği, halkların demokratik bir cumhuriyette birlikte yaşayabileceği zeminin ortaya çıktığı bir süreçti. Ne zaman ki işte tekrar da o çözüm süreci bitirildi, Erdoğan'ın deyimiyle işte çözüm sürecini bitirdiğini, artık işte buzdolabına kaldırdığını söylemesiyle birlikte Türkiye'de hem savaşın başladığı ve Türkiye'nin gerçekten baş aşağı gittiği bir süreci biz izliyoruz. Hem startını verdiğimiz 12 Eylül'de startını verdiğimiz yeni sürecin ve 13 Ekim'de gerçekleştireceğimiz mitingle bu önümüzdeki sürecin yeni bir başlangıç. Hem Kürt sorunu çözümü, demokratik çözümü hem de Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşması açısından o süreci çok güçlü bir şekilde buradan biz örgütlüyoruz. İstanbul'da bunun örgütlüğünü, bütün hazırlıklarını çok güçlü bir şekilde günlerdir, haftalardır bu çalışma yürütülür. Yani biz 12 Eylül'de startını verdiğimizden beri bu çalışmalar devam ediyor. Daha öncesinden gelişen bizim çalışmalarımız vardı. Kürt halk önderinin özgürlüğü için tecrit politikalarının kırılması, Kürt sorunun çözümü açısından başlamış olduğu bir süreç vardı bizim burada. Özellikle okuma atölyeleriyle halkla buluştuğumuz, işte özgürlüğe ses ver eylemleri gerçekleştirerek bu süreç bizde İstanbul'da bu süreç başlamıştı ama yeni işte 13 Ekim'de gerçekleştirecek miting startıyla birlikte bu çalışma daha da yoğunlaştı. Şu an bütün ilçelerimiz bu çalışmayı yürütüyorlar. Gece evlere çıkarak, gündüzler işte kahveler, pazarlar ziyaret edilerek, ev ev halk ziyaret edilerek biz 13 Ekim'e Ahmet mitingine davet ediyoruz. Bu yönlü çalışmalar yoğun devam ediyor. Hem bildiri çalışmaları, yine farklı işte ziyaretleri gerçekleştirerek, sivil toplum örgütleri, farklı kesimler ziyaret edilerek, Türkiye halklarıyla birlikte bu süreci birlikte yürüterek 13 Ekim'de büyük bir buluşma gerçekleştirerek orada hem yeni sürecin startını hem de örgütlü bir şekilde, güçlü bir katılımla Kürt halk önderinin özgürlüğünü talep eden ve Kürt sorunun demokratik çözümünü orada haykıran bir miting gerçekleştirmek için çalışmalarımız yoğun devam ediyor. Ve aynı zamanda bütün herkese bu yönlü çağrımız, gelin 13 Ekim'de hem Kürt sorunun demokratik çözümü, hem Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın özgürlüğü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından orada yüz binlerle bir araya gelerek sesimizi yükseltelim.